nötr durumda kireyi kire aşağıda iki yalıtkan küresel cisim birbirine sürtülüp ayrılıyor bu durumda yargıların hangileri doğru olabilir demiş bir olabilire dikkat edin bir de arkadaşlar yalıtkanmış bunlar buna dikkat Şimdi iki tane küre aldığımızda şuraya çizelim isterseniz birini yarı çapı r'ye kadar şöyle küçük alalım bir tanesi de daha büyük olalım şu burada önemli nokta şu aslında Şunları r 2 yazalım bir isterseniz şöyle yapalım Şimdi burada önemli nokta şu, bunlar birbirine sürtünüyor. Sürtünme sonucunda iki cisim zıt işaretle yüklenirler ve aynı büyüklükte yük miktarlı yüklenirler. Buraya dikkat! Eğer bunlar iletken olup da dokunsaydı, yarı orantılı yük paylaşırlardı. Ama bunlar yalıtkanlar. Elektron verme isteği güçlü olan diğerine elektron verecek. Kaç elektron verecekse kendisi de o kadar artı fazlalık kalacak. O yüzden de iki cisim yarıçapları ne olursa olsun birbirine sürtünerek dokundur. Sürtünme sonucu da elektrik dediğimizde yalıtkan cisimleri zıt işaret yükleniyor ve yük miktarları birbirine eşit olur deriz arkadaşlar. Mesela birinciden ikinciye bir miktar yük geçtiğini düşünün. Mesela iki tane, dört tane, dört tane yük geçsin. O zaman kendisinde de normalde artı eksi sayıları eşit de eksiler o tarafa gidince artılar yalnız kalmış oluyor Yani artı yüklendi diyeceğiz dolayısıyla. Bu mantıkta ikisi de eşit miktarda zıt yükle yüklenirlermiş. Önemli nokta burası. Bu mantıkta bakalım cisimlerin yarıçap çap oranında yüklenirler. Hayır iletken cisimler dokunma sonucunda yarı çaplı orantı yüklenirler. Yanlış oldu. İki cisimler zıt işaretle de yüklenir demiş. Evet zıtla yüklenmiş oldu. Doğru oldu. 3. Cisimlerin yük miktarları eşit yükle demiş. Evet birinde kaç artı varsa diğerinde o kadar eksi fazla olacağı için yük miktarları eşit olur. Deniz o yüzden cevabımız 2 ve 3 yani denizde olacakmış yalıtkan ayaklar üzerinde durmakta olan iletken cisimler ve topraklanmış elektroskopla oluşturulmuş sistem şekilde ekibidir. Nötr durumdaki cam çubuk ile ipek kumaş birbirine sürtüp yüklendikten sonra cam çubuk sisteme şekilde yaklaştırıyor. Buna göre KLMNPR bölgelerinden hangilerinin yük işareti artı olur demiş. Arkadaşlar burada cam çubukla ipek kumaş birbirine sürtülüyor. Bu ikisi sürtüldüğünde neyle yükleneceklerini bilmemiz gerekiyor. Map kitabında yazıyor bu. O yüzden bunu bileceğiz. Cam çubukla ipek kumaşı sürttüğümüzde elektron verme isteği cam çubuğun daha fazla. O yüzden cam çubuktan ipek kumaşa eksiler geçiyor. Eksiler geçtiği için de cam çubuk artıyla yüklenmiş oluyor. Camın artıyla yükleneceği aklınızda kalırsa cam ipek ikilisi var. Bir de arkadaşlar bunun dışında ipek kumaş, yün kumaş ve Ebonit çubuk ikilisi var. O da tam zıttı ile yüklenmiş oluyor. Orada ebonit çubuk eksi yüklenecek, yün kumaş da artı ile yüklenecek, tamam mı? Ama bunlardan bir tanesini bildiğimizde diğeri tam zıttı olacağı için aklımızda kalır diye düşünüyorum. Şimdi cam çubuğumuz artı ile yüklensin getirelim şuraya. Bu artı ile yüklenince ne yapacak? Kendine yakın yeri iletken üzerindeki eksileri çekecek. Artıları en sona itecek. Ya hocam artılar hareket eder mi? Etmez. Ama eksiler sol tarafa doğru geldiği için sağ tarafta artılar yalnız kaldı. Bakın normalde artıları iter ama artılar çekirdeğin içinde olduğu için hareket etmezler. Fakat soruları çözerken hani eksileri çekti artıları itti deyip götürmenizde bir sakınca yok. Sadece yargılı sorularda buradan buraya artı yükler geçmiştir derse yanlış diyeceğiz. Çünkü artı yükler hareket etmiyor. Orası püf nokta buna dikkat arkadaşlar. Sorularda bunu sık sık kullanacağız. Dolayısıyla k'mız eksi oldu. N, n artı olmuş oldu. Lm kısmı ise nötr kalmış olacak şu an orta bölge. Şimdi geldik bu n tarafı artı. Ne yapacak? Kendine yakın yeri eksileri çekecek. Nereye çekecek? Mecburen yani elektron topuz kısmına. Bakın burada eksiler kalır. Ya hocam artıları da r'ye itmez mi? Hayır. Normalde itmek ister ama şöyle. Eğer toprak bağlantısı varsa geri kalan her yeri toprak nötrler diyoruz. Bakın ne yakın yerde eksileri tutar, geri kalan her yer toprak sayısı da nötrdür. O yüzden R'miz de nötr kalacak. Şimdi burası karıştırılan bir yer. Yan tarafta isterseniz birazcık bahsedeyim. Mesela şuraya artı yüklü bir cisim yaklaştık. Yakında eksileri tutar. Bakın toprağı ister sağdan bağlayın, ister soldan bağlayın, ister ortadan bağlayın fark etmez. Kimse karışmıyorsa toprak bir cismi nötrler. Ama burada artı mesela eksileri tutar. Geri kalan her yer toprak eser nötrdür. Toprağın nereden bağlı olduğunun bir önemi olmayacak tamam arkadaşlar bu mantıkla bakarsak hangisi artı yüklenir diye söylemiş k eksi oldu l m nötr olmuş oldu n artı oldu burada bir tane p'miz eksi oldu r'miz nötr oldu o zaman yalnızca n yani bursaymış deriz Şekildeki yüklü bir iletken kürelerden X küresi Y küresine dokunduruluyor. Küreler arasında yük alışverişi olabilmesi için hangileri kesinlikle farklı olmalıdır diyor. Arkadaşlar yan tarafta mantığından biraz bahsedeyim. Mesela yarı çapı farklı olan iki tane küre alalım. Ya yani yarı çapı R 2 R olmuş olsun. Bunlar kesin yük alışverişi yaparlar der Yani yarı farklı olması yük alışverişi yapması için yeterli mi? Ya da yük miktarının farklı olması yük alışverişi yapması için yeterli mi? Ona bakacağız aslında. Bakın bunun yükünü eksi Q desem, bunun yükünü eksi 2 Q desem yük alışverişi yaparlar mı? Hayır yapmazlar. Neden? Küreler yarı çaplarıyla orantılı yük paylaşırlar. Zaten yarıçaplarla orantılı bu yükler. O yüzden yük alışverişini yapmayacaklar, yapmayacaklar. Yani yük alışverişi yapması için aslında tek bir neden var. potansiyelin farklı olması gerekir. Potansiyel dediğimiz ne? Küre potansiyeli KQ bölü R. Eğer KQ bölü R oranı eşitse yük alışverişi yapmazlar. Bakın burada bakarsak eksi Q bölü R K'mız sabit zaten. Diğeri eksi 2 Q bölü 2 R. İkiler gitti birbirine eşit olmuş oldu. Potansiyel yük alışverişi yapmazlar. Tamam mı arkadaşlarım? O yüzden yükleri farklı olması ya da yarıçap farklı olması yük alışverişi yapacağı anlamına gelmez. Potansiyelleri farklı olmalı ki yük alışverişi yapsınlar. Bu mantıkla bakarsak kürelerin yükleri farklı olmalıdır demiş. Hayır farklı olmak zorunda değil. Aynı olsa da yük alışverişi yapabilirler. yarıçapları farklıdır. Yapılabilir. Kürelerin yarıçapları demiş. Burada gördük zaten. Kalışveriş yapması için yeterli şart değil. Kürelerin elektrik potansiyeleri evet bunlar farklı olsun ki yük alışverişi yapsınlar. Zaten iki iletken köyün yük alışverişi yapması için potansiyellerin birbirinden farklı olması gerekir. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani Ceyhan olacakmış. Artı yüklü iletken K cismi aralarında yalıtkan ortam bulunan nötr durumdaki iletken X cisimlerinden X cismine şekildeki gibi dokunduruluyor. Buna göre X cisminin yük dağılımı nasıl olur demiş. Arkadaşlar K iletken X de iletken. İki iletkeni birbirine dokundurduğumuzda kapasiteleriyle orantı yük paylaşımı yaparlar. Ya bu kapasite neyle alakalı derseniz aslında büyüklüğüne bağlı. Küre olunca yarı çapla diyoruz ama küre dışındakilerin hangi oranda bir kapasitesinin olduğu ile ilgili bir matematiksel formül yok. Ama kapasiteli orantılı paylaşırlar diyeceğiz. Dolayısıyla X'imiz de artıyı alacakmış bir kısmı. Tabii ki artı yükler hareket etmez. Aklınıza öyle bir soru takılabilir. Artı yükler X'e gitmiyor normalde. Eksiler x'ten k'ya geliyor. Kaç tane eksi geldiyse x üzerinde o kadar artı yalnız kaldığı için artı yüklendi diyoruz. Tabii olayın ikisi de bu gerçekleşiyor ama siz soru çözerken bunu düşünmenize gerek yok. Yargılı sorularda artı yükler hareket ediyordur demediği sürece öyle diyorsa yanlış alacağız. Onun dışında direkt paylaşım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Sakıncası yok. Tamam. Nasıl artı ne yapacak? X'imiz de alacak. K'mız alacak. Paylaştılar. Şimdi X'imiz artı arada nötr. Daha doğrusu yalıtkan bir malzeme var. Bakın yeşil malzeme yalıtkanmış. Şimdi yalıtkan olması x'in y'yi etkilemedi anlamına gelmiyor. Sadece x'ten y'ye ya da y'den x'e yük geçmez demektir. Yalıtkan anlamı bu. Ama yoksa x y'yi etkiler ya da y x'i etkiler. Şöyle düşünün. Mesela kağıt yalıtkandır altına bir mıknatıs koysak, üstüne demir tozları koysak hareket ettirebiliyoruz değil mi? Arada yalıtkan olmasına rağmen. Dolayısıyla etki eder. Sadece yük geçişi olmaz birinden diğerine. O zaman x'imiz artıysa kendine yakın yere kimleri çekecek? Eksileri çekecek. O zaman y'nin sol tarafında eksiler kalacak. Sol tarafın eksileri çekince sağ tarafında artılar yalnız kaldı. Ya da soruyu çözerken eksileri çekti artıları itti gibi düşünebilirsiniz. Ya artılar sağa gitmez. Tekrar tekrar söylüyorum. Burası önemli nokta. Karıştırıyor öğrenciler bu kısmı. Evet artılar hareket etmez ama hareket ediyormuş gibi düşünmenizde bir sakınca yok. Yeter ki yargılı sorularda artılar hareket ediyor dediğinde onu doğru kabul etmeyin. Ona dikkat sadece. O yüzden bu mantıkla bakacak olursak X'in komplesi artı olacakmış. Adana gitti, Bursa gitti, Ceyhan'a baktık evet artı. Y ise sol taraf eksi sağ taraf artı olacakmış. Yani cevabımız Ceyhan'daymış deriz. Yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan iletken X cismi yalıtkan Y küresi şeklindeki gibidir. X cisminin K yüklü iletken bir cisim dokunduruluyor. Y küresinin L noktasının bulunduğu bölge ise Y küresinin sürtünme ile elektriklenebildiği kumaş sürtülüyor. Buna göre X cismi ve Y küresinin yük dağılımı aşağı hangisi gibi olabilir demiş. X arası etkileşim önemsizdir diye de belirtmiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bakın X iletken buna bir cismi dokundurduğumuzda bunlar kapasiteleri orantı yükleri paylaşacaklar. Tabi dokundurduğumuz cismin yük şartını bilmediğimiz için bu artı da olabilir, eksi de olabilir. O zaman A'mız daha doğrusu X çizgimiz da eksi de olabilecek. Fakat şöyle bir bilgi var ekstradan. Sivri uçlarda daha fazla yük birikir. O zaman sivri uçlarda daha fazla yük birikecek şekilde etrafa dağılacakmış ya da eksi. Adana'yı eleriz bu mantıkta çünkü eksi etrafa dağılmamış. Bir de arkadaşlar Edirne'yi eleriz. Eksi etrafa, artı etrafa dağılmamış çünkü bunları eledik. Geldik Y cismine. Y cisminin L noktasına bir kumaş sürtülüyor. Sürtünme sonucunda cisimler zıt işaretle yüklenirler ama sürtünen kumaşın ve y'nin cinsini söylemediği için yani cam mı ebonit mi ipek kumaş mı yün kumaş mı, onları belirtmediği için yük şartlarını bilmiyoruz. Fakat ne yapacağız? L noktasıra bir kumaşı sürtüğümüzde L noktası kısmi olarak yüklenecek. Çünkü mesela eksiye yüklendiyse orası ya da artıya yüklendiyse o eksi ya da artılar etrafa dağılamayacak çünkü y cismi yalıtkan. Yalıtkan olduğu için etrafa dağılmıyor. Buna dikkat arkadaşlar. Ama o zaman L bölgesinde sadece yük olacakmış. Bu mantıkla bakalım. Bursa'ya bakacak olursak kürenin etrafına her yere artı dağılmış olmayacak yalıtkan olduğu için. C'ye bakarsak artı yine etrafa dağılmış olmayacak. Ama denizde evet sol taraf eksi yüklenmiş. Eksi mi artı mı bilmiyoruz. Ama sol tarafta kalacağını biliyoruz. O yüzden cevabımız denizde olurmuş deriz. İki reyar çaplı iletken x küresi ve reyar çaplı iletken y küresinin yük miktarları birbirine eşittir özdeş iç elektroskoplar ise nötrdür. X küresi yıldıktan sapından tutularak önce K elektroskopuna sonra L elektroskopuna yük alışverişi tamamlanıncaya kadar dokunduruluyor. Y küresi ise yıldıktan sapından tutularak M elektroskopun yük alışverişi tamamlanıncaya kadar dokunduruluyor. Son durumda aralarındaki açılar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir defa İki tane cismi birbirine dokundurduğumuzda kapasiteli orantı yük paylaşırlar. Eğer bunlar küre ise yarı çaplarla orantı yük paylaşırlar diyoruz. Yani x'i k'ya dokundurduğumuzda bunlar yarı çapla orantı yük paylaşacaklarmış kapasiteleri orantılı. İsterseniz görmesi kolay olsun diye şöyle diyelim. Mesela bunların yükleri birbirine eşitmiş. 12 qya 12 q diyelim x değinin yüküne. Bunların yarıçapına da k'lm'nin topuz yarı çaplarında 2 r diyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Bakın şimdi x'i biz k'ya dokundurduğumuzda yarıçapları eşit olduğu için yarıçaplarla orantılı yükleri paylaşacak. Yani 6Q'yu ya 6Q paylaşacakmış. Dolayısıyla 6Q'sunu bu elektroskop 6Q'da x üzerinde kalmış olsun. Şimdi bu x'i alıp 6Q'luk yükü bu sefer L'ye dokunduruyoruz. L'ye dokunduğumuzda bu sefer o 6Q yarıçapla orantılı paylaşacak yarıçaplara eşit. O zaman 3Q'ya 3Q paylaşacak. 3Q'sunu bu aldı. 6Q'yu silelim. Onun yükü de 3Q kaldı deriz. Tamam arkadaşlar. Sonrasında ise Y cismini M'ye dokunduruyoruz. Tabi Y'nin yarı çapı R'ye kadar dikkat ederseniz ama M'nin yarı çapı bir kere. Yani daha çoğunun M yükü al, elektroskobu almış olacak yükün. O yüzden 12'nin bir e 2 oranında paylaşacaksa 4 Q'su burada kalacak. 8 Q'su ise M'de olmuş olacak. O zaman en fazla yükümüz M'nin olmuş oldu deriz. Bu mantıkla M'nin yükü fazla olacakmış. Kimden? K'dan. K'nın yükü büyük olacakmış. L'den diyebiliriz. Cevabımız M, K, L. Yani denizde olacakmış arkadaşlar. Yalıtkan ayaklar üzerinde bundan K bile iletken kürenin yükleri sırasıyla artı Q eksi Q'dur demiş. Hemen yazalım isterseniz unutmadan artı Q eksi Q olacakmış. Yalıtkan ayak üzerinde durmakta olan içi boş iletken M küresinin X noktasına K küresi yalıtkan sapından tutup dokunduruyor. Yük geçi tamamlayıncaya kadar bekleniyor ve tekrar ayrılıyor. Daha sonra L küresi yalıtkan sapından tutup M küresinin Y noktasına dokunup yük geçi tamamlayıncaya kadar bekleniyor. Son durumda işaretlerini soruyor. Arkadaşlar iki cismi, iletken cismi birbirine dokundurduğumuzda bunlar küre ise yarı çaplarla orantılı yükleri paylaşırlar. Tabi K ile M'nin yarı bize söylemediği için eşit mi farklı mı gibisinden. Gerçi M daha fazla duruyor ama hangi oranda paylaşacağını bilmiyoruz. Soruda da bize zaten yük miktarını sorma işaret soruyor sadece. O yüzden biz k x noktasına dokunduğumuzda dışarıdan dokundurduğumuzda yarı çaplarla orantı yük paylaşacak. Tabi hangi oranında paylaşan bilmediğimiz için isterseniz şöyle yapalım. Artı q bölü 2 bunda kalsın. M'nin yükü de artı q bölü 2 olsun. Yani yarı yarıya paylaştıklarını düşünelim. Şimdi k'yı ayırdık. K'yı ayırınca otomatikten neyle yüklenmiş oldu? Artı yüklenmiş oldu. Bunu aldık dolayısıyla. Ceyhan'a denizde eledik. Devam edelim. Şimdi L'ye gelip içeriden M küresine dokunduruyoruz. İçeriden dokundurduğumuzda L küresi bütün yükünü dıştakine yani M'ye verecek. Sebebi şu. Arkadaşlar bir iletken küre varsa bu iletken küre mesela eksiyle yüklüyse bu eksiler birbirinin en dış kısma iter. İteceği için de içeriden bir parça alacak olsak onun yükü nötrdür deriz. Bu anlamda bakarsak L, M'ye içeriden dokunduğunda bütün yükünü kaybedecek yani nötr duruma geçecekmiş. Bunlardan biri olacak. Edirne'yi de eledik. M ise Şimdi ne yaptı? Eksi Q'nun tamamını aldı. Eksi Q'nun tamamını aldı da toplam yüküne baktığımızda ne yaptı? Eksi Q bölü 2 gibi oldu. O zaman M'nin işareti de eksi olacakmış deriz. Bu anlamda cevabımız A'dan olacakmış arkadaşlar. Şekildeki yüklü kabile cisimleri arasında oluşan elektriksel kuvvetle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar yüklü cisimler birbirini iter ya da çekerler. Bu itme ve çekme kuvvetinin değeri k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki uzaklığın karesi yani yüklerin çarpımıyla doğru orantılı uzaklığın karesiyle ters orantılı. Önemli noktalardan bir tanesi bunlar birbirine eşit yükle kuvvet uygular fakat yönleri zıt buna dikkat arkadaşlar. F1 F2'ye büyüklük olarak eşittir diyeceğiz fakat F1 F2 eşit mi derse vektör olarak eşit mi derse hayır değiller yönleri tutmuyor çünkü. Bu anlamda bakarsak soralım yargılarımıza bir D uzaklığı artarsa elektriksel kuvvetin büyüklüğü azalır demiş. Evet D ile ters orantılı. O zaman D'yi artırdığımızda elektriksel kuvvet azalır deriz. Dolayısıyla birinciyi aldık. F1, F2'ye eşit mi diye sormuş. Üzerinde vektör işaretleri koymuş. Buna dikkat. Vektör işareti koyduğu için yönlerin de aynı olması gerekirdi. Büyüklük olarak aynı ama yönler aynı değil. O yüzden bunu alamadık. Mutlak değeri alsaydı ya da üzerine vektör işareti koymadan F1, F2 eşit mi deseydi o zaman doğru derdik. 3. K cisimleri aynı cins yükle yüklenir demiş. Evet bunlar aynı cins x'te de artı ya da x eksi olsun ki birbirini içsinler. Çünkü zıt olsa birbirini çekerlerdi. İçeri doğru kuvvetleri göstermek gerekirdi. O yüzden bu da doğruymuş. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz artık iletken K cismi, yüksüz iletken LMN cisimleri, yalıtkan X cisimleri, iletken teller ve yalıtkan ayaklar oluşturmuş sistem şekildeki gibidir. ABC anahtarları aynı anda kapatılıp yeterince beklendikten sonra aynı anda tekrar açılıyor. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar ABC'yi aynı anda kapatıyoruz. Şu tellerimizi kapatalım. Şimdi toprak bağlantısına dikkat arkadaşlar. Toprak kimse karışmıyorsa bir cismi nötrler. Yani ne cismi normalde nötrler ama birisi karışıp zıt işaretli tutuyorsa o zaman onun nötrleme şansı yok. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz burada? K cismi iletken L de iletken İ, iletken telle bağlı. Ne yapacaklar? Yükleri paylaşacak. O zaman L'miz de artı yüklenirmiş L'yi bulduk. Şimdi L'yi dikkat ederseniz L ile M arasında X cismi yalıtkanı var. O zaman bu artı kendine yakın yere kimleri çekecek arkadaşlar? Eksileri çekecek. tabi M ile ne? Yukarıdan B iletken ile bağlı olduğu için tek bir cisim gibi davranacak. O yüzden eksileri çektiyse artıları normalde buraya itmek ister uzak konuma. Ama orası toprak bağlantısı olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Nötrleyecek. Dolayısıyla burası o zaman ne yaparmış? Nötr olurmuş deriz. Bu mantıkla bakacak olursak L'miz artı yüklüdür diyor. Doğru söylüyor. M'miz nötrdür demiş. Halbuki eksi yüklü olmuş oldu. Yanlış oldu. Üçüncüsü de N nötrdürmüş. Evet nötr olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. Bir öğrenci artı yüklü R yarıçaplı iletken L küresi ile artı yüklü 2 R M küresinin yalıtkan saplarından tutarak birbirine dokunduruyor. Arkadaşlar leylemeyi öncelikle dokundur x de artı yük diyormuş. Tabi yük miktarlarını bilmiyoruz. Ama yarı çaplarla orantılı yük paylaşacakları için l'nin yükü son durumda artı q olacaksa m'nin yükü artı 2 q yani biri 2 oranı olacak şekilde paylaşacakmış diyebiliriz. Tamam Ya da 2'ye 4, 3'e 6 fark etmez. Ne diyor daha sonrasında? Sonra l küresini şekildeki bir r yarı iletken k küresine da K'nin yük miktarları değişmiyor. Demek ki bakın kalelerin yarı çapları eşit ya K'nın yükü de artı Q kadar olsun ki zaten yarı çapla orantılı yük paylaşmış oldular. Yük paylaşımı yapmalarına gerek kalmıyor. Çünkü kürelerin yük paylaşımı yapması için potansiyeller yani kübülleri oranın farklı olması gerekir. O zaman demek ki Q oranları eşit birbirine paylaşım yapmadığına göre K'nın yükü de artı Q kadarmış diyebiliriz. Devam. Sonra da şekil 2'deki M küresini K küresine dokunduruyor. M küresi K küresine dokunduruyor. Yargının hangileri doğrudur demiş. Şimdi kan yükü artı Q kadar dedik. M'nin yükü de artı 2 Q. Bakın bunlar da yarı çapla orantılı zaten yükleri paylaşmış oluyorlar aynı oranda. O zaman dokunduruğunda yük paylaşımı olmayacak. Bu mantıkla bakarsak M'nin yükü değişmez demiş son durumda. Evet değişmedi. Kan yükü artar demiş hayır değişmedi. M'nin yükü artar demiş hayır değişmedi. O yüzden cevabımız yalnız bir yani adan olacakmış deriz.